İyi akşamlar. 17 Nisan 2024 Çarşamba saat 19. Navana Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz bir miktar. Bugünkü haberi kaçıranlar, haber bültenini kaçıranlar bir miktar üzüldür efendim. Aman kaçırmayın. Hemen başlayalım. Efendim, demokrasi halkın tercihine boyun eğmektir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Demokrasi, halkın iradesini kabullenmek, milletin takdirine boyun eğmek, milletin tercihiyle zıtlaşmamak demektir. Türkiye sandıktan kurulmamıştır. Sandıktan çıkan takdir hangi yönde olursa olsun saygındır, makbuldür, başımızın üstünde yeri vardır. Siyasetçinin milletin iradesini görmezden gelme hakkı yoktur ve olamaz. Bahçeli'nin Türkiye sandıkta kurulmadı cümlesinden sonra Erdoğan'ın sandıktan çıkan sonucu görmeme lüksümüz yok açıklaması. AK Parti'nin ilk kez ikinci parti olarak çıktığı 31 Mart seçimi sonrası Erdoğan ilk grup toplantısını yaptı. Seçimin ilgisini katılımın düşük olmasına bağladı. Katılım oranının düşüklüğü partimizin oylarını da olumsuz etkilemiştir. 31 Mart'ta millet bizi birinci parti yaptı. Bu hükümete de oylarıyla bir mesaj yolladı. Milletimiz bizden kapsamlı, samimi ve cesur bir öz eleştiri yapmamızı istemiştir. Kendi bünyemizde gerekli değişimi gerçekleştirecek şekilde yolumuza devam edeceğiz. 31 Mart sonrası AK Parti yönetiminde değişim bekleniyor. Erdoğan işaretini verdi ama zamanlamayı söylemedi. Beyler, bayanlar, biz bitti demeden hiçbir şey bitmez, bitmeyecektir. Biz belediyeleri Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk genel seçiminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidar yapmak üzere aldık. Bunun bir yerel seçim olduğunu unutup şımaranlar, hatta farklı heveslere kapılanlar olduğunu görüyoruz. Adeta bir genel seçim havasına girmek suretiyle sanki ülkeyi yöneteceklerini zanneden zavallılar. Seçimden birinci parti olarak çıkan CHP'nin genel başkanı Özgür Özel, 31 Mart zaferi ilk genel seçimde iktidarın da işareti derken Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi. Birileri kendilerince yerel iktidar, merkezi iktidar diye Türkiye'de ikili bir yapı ihdas etmeye çalışıyor. 81 ilimizde tek bir iktidar vardır. Cumhurbaşkanı ve kabinesidir. CHP'nin genel başkanı Sayın Özel'e kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok. Ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz. Seçim sonrası Özgür Özel ile Erdoğan arasındaki tek temas bayramlaşma telefonuydu. Özgür Özel seçimden birinci çıkan partinin genel başkanı olarak Erdoğan'ı aradı. Cumhurbaşkanı da kabine toplantısı sonrası gazetecilerle sohbetinde Özgür Özel'e sıcak mesajlar gönderdi. Kapımız açık, konuşacağımız çok başlık var diyerek. Evet, birbirinden farklı, bazısı da birbiriyle çelişen mesajlar. Mesela demokrasi halkın tercihine boyun eğmektir. Tabii bir miktar mecburen yapılan bir açıklama bu. Çünkü patron sizsiniz. Bunun teyit edilmesi. Ne kadar dedim size. Fakat biz bitti demeden bitmez. Pek bu söylenenlere uymuyor. Bu demokrasi mi, dizi film repliği mi? Biz bitti demeden bitmez. Siz bitti demeden bitmesine demokrasi denir. İktidar bitti demeden bitmesine demokrasi denir. Verilmiş sadakaya da demokrasi denir. Ekmeğe, karın doyurmaya, ümide, fırsat eşitliğine, bunların hepsine demokrasi denir. Vatandaşlığa, cumhuriyete. Ya bir de demokrasi zavallısı olmayan bir yönetim biçimidir. Yani yöneteceğini düşünen, ülkeyi yöneteceğini düşünen zavallılar gene demokrasiye pek uygun düşmemiş. Ayrıca bu kadar çok altının çizilmesini de garip buldum. Yani biz karar vermeden ya da biz iktidarız, iktidar şudur, hükümet budur. Altını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın altını bu kadar çizmesini de İlginç buldum, dikkat çekici buldum. Belki de bir özgüven spazmı. Belki AK Parti'de. İyi ama demokrasi iyi bir şey işte, gördüğünüz gibi. Şimdi Ekrem İmamoğlu'yla, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilk temasa bakalım. Cumhurbaşkanlığı çelenginin bırakılması.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, yerel seçim öncesi çokça eleştirdikleri Ekrem İmamoğlu'yla ilk kez bir aradaydı. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın anma töreni sonrası Turgut Özal anı mekanı ziyaretinde AK Parti'nin önde gelen 3 isminin dikkati İmamoğlu'nda toplandı. İBB Başkanı icraatını anlattı. Müze uzmanlarımız çalıştı ama elde ne varsa onlarla yapıldı. Cumhurbaşkanlığımızı temsilen buradayız. Cumhurbaşkanlığını temsilen merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın anma törenindeydi Cevdet Yılmaz. Yerel seçim öncesi Cumhurbaşkanı yardımcısı sıfatıyla katıldığı programlarda AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum için oy istemişti. 12 puan farkla seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'yla seçim sonrası ilk kez el sıkıştılar. Özal'ın vefatının 31. yıl dönümünde resmi törende aynı fotoğraf karesinde yer aldılar. İşte coşku, işte mutluluk. Murat Kurum farkını kampanyada görmeye başladık, idarede de göreceğiz inşallah. 31 Mart öncesi AK Parti adayı kurum için sık sık oy isteyen İmamoğlu'nu sözlerini tutmamakla eleştiren Cevdet Yılmaz, anma töreni sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Turgut Özal anı mekanını gezdi. İmamoğlu'na siz mi yaptınız diye sordu, evet karşılığını aldı. Bize gelen materyallerle düzenledik burayı Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı. Evet biz yaptık. Bazı siyasetçiler bırakın dediklerini yapmayı, neyi vaat ettiklerini bile hatırlamıyorlar. İstanbul'da görüyorsunuz. Evet biz yaptık. Ekrem İmamoğlu, AK Partili isimlere anı mekanını gezdirdikten sonra kendisine hediye edilen fotoğrafın üstündeki Turgut Özal'ın siyasi tavsiyelerinin bulunduğu notu okudu. Doğru olmak, dürüst olmak muhteşem, son kısmı çok güzel, zigzag yapmamak demiş. Yani hiçbir politikacıyı, siyasetçiyi zigzag yapmak zorunda bırakacak hataları yapmasın diye de temenni ederim. Umarım hep doğru dürüst bir yol yürümek bize de nasip olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ve şimdi Murat Kurum nerede diye soran pek çok izleyicimiz vardı günlerdir. Toplantıdaydı. Meclis grubu toplantısındaydı. Gördünüz yani cevabı orada. Gelelim şimdi Hatay kararına. Şimdi biraz önce ne diyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan? Demokrasi halkın tercihine boyun eğmektir diyordu. Buna muhalefet eden laflar ettiğini söylemiştik hemen arkasından. Şimdi buna muhalefet eden yani demokrasi halkın tercihine boyun eğmektir gibi açıklamalarla çelişen bir başka durum. Demokrasi aynı zamanda şeffaflık demektir. Demokrasi aynı zamanda yargının, yargı kurumlarının, devlet kurumlarının bağımsızlığı demektir. Peki bakalım Hatay kararına Yüksek Seçim Kurulu'ndan önce Erdoğan açıkladı. Ana muhalefet partisinin Hatay'ın iradesini gasp etme girişimleri son dakikaya kadar devam etmiştir. Yüksek Seçim Kurulu bu ezeyanlara karşı son noktayı koymuştur. Toplanmadılar ki nereden biliyorsun son noktayı koyduğunu? Bu ifade zaten açıkça talimattır. Verdiğin talimatın itirafıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan YSK Hatay konusunda noktayı koydu dediğinde henüz Yüksek Seçim Kurulu toplantısına başlamamıştı. Erdoğan'ın o sözlerinden sonra CHP'nin tam kanunsuzluk başvurusu reddedildi. Siyasi bir karardır. Siyasi talimatla yapılmıştır. Sadece 3000 tane ölü seçmen oy kullandı diyoruz, listesini veriyoruz. 38.903 geçersiz oyun olduğu Hatay'da CHP seçimi 2569 oy farkla kaybetti. CHP 3389 ölü seçmene oy kullandırıldığı, belediye meclis üyesi seçilen bir kişinin aynı zamanda ilçe seçim kurulu üyesi olduğu iddialarıyla tam kanunsuzluk başvurusu yaptı seçimin yenilenmesi için. Ölülere oy kullandırıldığı gibi akla ziyan pek çok yalan söylenmiştir. Sadece YSK araştırma kararı verse, sandık başındaki imza föylerini istese sonuç ortaya çıkacak. Ölü seçmenin oy kullandığı gün gibi ortada. Yüksek Seçim Kurulu bu ezeyanlara karşı son noktayı koymuştur. Seçimlerin yenilenmesi talebi YSK tarafından kapağı dahi açılmadan reddedildi.
tam bir hukuksuzluktur. YSK Erdoğan'ın açıklamasından saatler sonra Hatay seçiminin yenilenmeyeceğine karar verdi. Özgür Özel Cumhurbaşkanı'na darbe suçlaması yöneltti. Şimdi kulağını çekti seçmen. İlk seçimde o kulağını koparır senin. Bu yaptığınız iş yargıyı kullanarak darbe yapmaktır. Halk iradesini tanımamaktır. Ya. Şimdi durumu görüyorsunuz. Bir kıymetli izleyicimiz de yazmış. Şimdi bunu nasıl izah edeceğiz? Fazla izahat lisanen kabahattir. Yüksek Seçim Kurulu'na bir parti başvuruyor. Yüksek Seçim Kurulu daha kararı vermemiş ya da açıklamamış. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklıyor. Bu çok aşırı yetkiden şundan bundan değil. Bu dikkatsizlikten. Bu dikkatsizlikle kendilerini nasıl bir öz eleştiriyle düzeltecekler? Mümkün mü böyle bir şey? Çok açıkça önceden haberi olduğu belli Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı Erdoğan bu karardan. Nasıl olabiliyor? Yüksek Seçim Kurulu bu konuyla ilgili bir açıklama yaparsa bütün memleket olarak da hepimiz bir miktar aydınlanmış oluruz. Hasretle bekliyoruz. Neydi? Şimdi bu durumda bitti demiş oldu mu Cumhurbaşkanı Erdoğan? Öyle diyordu ya, biz bitti demeden bitmez diye. Evet, belediyelerin borçları. Belediyeler biliyorsunuz borç batağında, bunlar da çıkıyor ortaya. Şimdi şurada haberden sonra bunu gene isteyeceğim ben. Bir 5 saniye falan vereceğim, fotoğraf çekebilirsiniz. Yanlarına kar mı kalacak diye soruyoruz. Çünkü herkes diyor ki ya peki hesap vermeyecekler mi? Ya hesabı versinler. Parayı versinler, parayı. Bunları versinler. Ya bu 818 milyar Türk lirası Merkez Bankası'nın zararı. Hane başına 40 bin lira. Hane başına 40 bin lira. Efendim, Şebnem Bursalı'yı saymazsak ona vermeyeceğiz. Yani nereden baksan 80 bin, hani zenginleri sayma, 80 bin, 100 bin hane başı. Verin abi, bunu verin yani. Böyle keyfi harcamalar yapıyorsun. Fındığa fıstığa bunlar abi de. Öyle şeyler var. Denizli Büyükşehir Belediyesi 11 milyar lira borçlu devraldı. Sancaktepe ilçemiz 2 milyar, Kütahya Belediyesi 1.7 milyar, Gölbeşi bir ilçe belediyesi 1.6 milyar. Cumhur İttifakı'ndan CHP'ye geçen belediyelerdeki bilanço milyarlarca liralık borçlar, maaş ödeyecek para yok kasalarda. Hatta yeniden AK Parti'nin kazandığı Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde bile. İlk geldiğim gün maaş ödemek durumundaydım. Maaşı 85 milyonu kredi kullanarak ödedik. Yoksa personelimize maaşı ödeyemeyecektim. Malatya Büyükşehir Belediyesi'ni yeniden AK Parti kazandı, ancak eski AK Partili başkanın 17 milyar lira borç bıraktığı ortaya çıktı. Yeni başkan Sami Er, kasada maaş ödeyecek para yok dedi. Borcu azaltmak için satılacak gayrimenkul bile olmadığını söyledi. Dedik ki gayrimenkullerimiz nelerdir? Bunlardan birkaç tane satabilirsek belki durumu düzeltiriz. Ama maalesef burada da tabii bir kaynak bulamadık. Tasarrufsa, denetimse... Bu belediyeler sizdeyken bu denetimleri yapsaydınız. CHP belediyelerdeki borç yükünün soruşturulmasını, büyük borçlarla koltuk devreden eski başkanlar hakkında işlem yapılmasını istiyor. Çünkü bazı belediyelerde personel maaşı nasıl ödenecek sorusunun yanıtı yok. 3 gün boyunca baş ağrısından böyle uyuyamaz olduk. Çünkü 110 milyon civarında bir borçtan bahsedilmişti. 800 milyon gibi devasa bir borç yüküyle karşı karşıyayız. Üzülerek söylüyorum, vahim bir tablo, ağır bir tablo. AK Parti'den CHP'ye geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 7, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 11 milyar lira borcu var. Kütahya Belediyesi'ne AK Parti 1,7 milyar, Uşak'ı 1,4 milyar, Kilis'i 552 milyon lirayla devretti. MHP'den CHP'ye geçen Alanya Belediyesi'nin borcu 1,2 milyar lira. CHP'ye geçen Trabzon Ortahisar Belediyesi'nin borcu 800 milyon lira. Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin kayyum yönetiminden kalan borcuysa 3 milyar 502 milyon lira. Yıldırımcaksa bizim belediyelere müfettişler gelirken Ankara'yı geçmiş dönemde işte Melik Gökçek gerçeği var. Ya da birçok belediyeye tek bir soruşturma açılmadı. Evet, biz şunu bu arada fotoğraflamak isterseniz böyle her gün fotoğraflarını bir kenara koyun. Sonra bakacağız bakalım borçlar ne durumda. Bir de şu paralar ne zaman millete dağıtılacak. Aynı zamanda 3600 ek gösterge isteyenler, seyyanen memur emeklisine zam isteyenler, efendim askerlik
borçlanması polis ve askerlerin, onları da hatırlatalım. Staj, çıraklık, sosyal güvenlik başlangıcı olsun diyen izleyicilerimiz. Atanmayan öğretmenler, ücretli öğretmenler, gerçi bir atama hikayesi var, biraz yetersiz. Bir miktar. Ücretli öğretmenler, böyle bir şey olamaz. Utanç verici. Bu insanlar yaşayamıyorlar. Onu da söyleyelim. Yani öyle bir para kazanmıyorlar. Eğitimde bu olacak iş değil. Ama eğitimin halini birazdan göreceksiniz. Evet. Şimdi. İsrail'le ticaret meselesi. Selcan Taşçı Hamşoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı diyor ki, vekil öldü, hiç mi vicdanınız sızlamadı? Mustafa Varank, AK Parti Bursa Milletvekili, o da diyor ki, niye sızlasın ki? Hükümetimiz çok haksız, insafsız, buram buram fırsatçılık kokan ithamlara maruz kalmıştır. Gazze'de soykırım için bomba yağdıran uçakların yakıtları Türkiye'den gitmişse, o masumların yüzüne nasıl bakacağız ya? Nasıl bakacağız? Jet yakıtı konusunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne iftira atanları asla ve asla unutmayacağız. Türkiye katliamların çok öncesinde İsrail'e askeri amaçla kullanılabilecek hiçbir malzemenin satışına izin vermemiştir. Ticaret Bakanlığı'nın ihracatı kısıtlanan ürünler listesinde jet yakıtı da vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail savaş uçaklarına yakıt vermedik, İsrail'e askeri malzeme göndermedik dedi. Muhalefetin İsrail'le ticaret araştırılsın önerisi reddedildi. Meclisteki tartışmada eski Sanayi Bakanı Mustafa Varank'ın sözleri tepki çekti. Bakanlık eliyle bugün itiraf ettiğiniz şu hali ispata çalışırken burada bir vekil can verdi bu kürsüde. Hiç mi ya, hiç mi vicdanınız sızlamadı? Daha geçen niye mi sızlasın? Gerçekten bunu mu söylediniz? Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez, Türkiye'nin İsrail ticaretini eleştirirken meclis kürsüsünde kalp krizi geçirmiş, hayatını kaybetmişti. O anda AK Parti sıralarından "Allah'ın gazabı böyle olur" cümlesini kimin kurduğu hala netleşmedi. Genel kurulda yine ticaret tartışması vardı. İYİ Partili Selcan Hamşoğlu vefat eden vekili hatırlattı, "Hiç mi vicdanınız sızlamıyor?" diye sordu. AK Partili Mustafa Varank, "Niye sızlasın? Kader" yanıtını verdi. Hiç mi ya, hiç mi vicdanınız sızlamadı? Daha geçen niye mi sızlasın? Gerçekten bunu mu söylediniz? Tebrik ediyorum, millete havale ediyorum. Nasıl bakacaksınız şimdi bu milletin yüzüne? Çok net söylüyorum. Zulmün olduğu yerde tarafsızlık, affedersiniz, namussuzluktur. Hiç kimse ne şahsımın ne de bu kutlu kadronun Filistin meselesindeki sorgulayacak kalibrede, kapasitede değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'le ticaret eleştirilerine yanıt verirken Hamas'la ilgili de dikkat çekici bir cümle kurdu. Milli mücadele sırasında Türkiye'deki kuvayi milliye neyse Hamas'ta işte aynen odur. Bunu söylemenin de bir bedeli olduğunun elbette farkındayız. Kuvayi milliyenin başında Gazi Mustafa Kemal Atatürk vardı. Önündeki İsrail gibi emperyalist devletleri ayağıyla çiğnedi geçti. Senin gibi onunla görüşmedi. Kimle örnek veriyorsun sen? İsrail'le ticaretin yanında Erdoğan'ın Hamas'ı Kuvayi Milliye ile eşitlemesi. Tartışma büyüyor. Efendim. Hamas biraz Kuvayi Milliye'yi, biraz Kuvayi Milliye'yi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü öğrenmeye çalışsa, vardır da İlham alanlar belki de vardır. Ama biraz o yoldan gitse ihtimal vaziyet böyle olmazdı. Çünkü Kuvayi Milliye de Atatürk de kazandı. Biz de kazandık. Ve dünyanın en büyükleriyle savaştık. Bunun sebepleri vardı. O sebepleri, farkları şimdi söylemeye lüzum yok burada yani. Dediğim gibi. Fazla izahat lisanen kabahat. Zaten bir polemik çıkartılmaya çalışıldığı belli. Neyin polemiği? Üstü örtülsün rahatsızlığın diye. Rahatsızlık ne? Rahatsızlığı bir izleyicimizin, kıymetli bir izleyicimizin mesajıyla okuyayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir şeyler söyledi ya biraz önce. İftira diye. İftira atıyorlar İsrail'le ticaret bizim hükümetimize falan dedi ya. Bakın, kıymetli bir izleyicimiz diyor ki, İsrail'le ticaret yok dediler.
şimdi olmayan şeye kısıtlama getirdiler. Başka sorum yok Sayın Hakim. Şimdi geldik İstakoz AK Parti grubunda. Ne İstakoz görüntüsüymüş, ne İstakoz paylaşımıymış, ne İstakoz hikayesiymiş ya. Neymiş yani? Aa arkadaşlar, hemen vermeyin dedim size bunu, bak verdiniz ha. Neyse, biraz bekleyin, bunun ne olduğunu göreceksiniz. Ver abi şimdi haberin başlığını ver. İrfancığım, İstakoz AK Parti grubunda kahramanlar da burada. Büyük hükümetimizden beklentilerini çok iyi biliyoruz. Türkiye ama sizi konuşuyor, bir cevap vermek ister miydiniz? Büyük hükümetimizden beklentilerini çok iyi biliyoruz. Bayram tatilinde Monaco'da yat kulübünden yediği ıstakozu paylaşan AK Partili Şebnem Bursalı meclis grubuna geldi ama konuşmadı. İstakoz eski bakan AK Partili Mustafa Varank'ın telefonundaydı. Bilal Erdoğan'la yazışırken Varank'ın ıstakoz paylaşımı NAV Haber kamerasına takıldı. Büyük hükümetimizden beklentilerini çok iyi biliyoruz. Milyonlarca emekli dar gelirli hayat pahalılığı altında yaşarken AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın bayram tatili için gittiği dünyanın en lüks adreslerinden Monaco Yat Limanı'nda yediği ıstakozu paylaşmasını konuşuyor Türkiye. AK Parti içinden görgüsüz tepkisi de geldi, istifa çağrıları da. Türkiye ama sizi konuşuyor, bir cevap vermek ister miydiniz? Nasılsınız arkadaşlar, iyisiniz, geçmiş bayramınız. Teşekkürler. Şebnem Hanım çok konuşuluyor. Lütfen bir iki cümle söyleyecek misiniz? Hakkındaki eleştiriler için gündem değiştirme amaçlı diyen Şebnem Bursalı AK Parti grup toplantısında görüntü verdi ama ıstakoz sorusuna yanıt vermedi. Hakkında yapılan haberlere bakmak için elinden telefonunu düşürmedi. Muhalefetin ıstakoz eleştirilerini de telefonundan dinledi. Emekliye gelince para yok. Memura gelince para yok. 9.8 milyon işsizi var bu memleketin. Ne gam? Siz ıstakoz yemeye devam. İstakoz paylaşımı için üzgünüm açıklaması yapan AKP milletvekili Şebnem Bursalı mecliste arkadaşlarıyla buluştu. NAV Haber kamerasının kaydettiği bir başka görüntü. Eski Sanayi Bakanı Mustafa Varank ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da olduğu sosyal medya grubunda gündem Şebnem Bursalı ve ıstakoz. Şebnem Bursalı'nın ıstakoz paylaşımı ile ilgili haberin altında Bilal Erdoğan'ın mesajı var. Mustafa Varank oynayan ıstakoz karakteriyle yanıt verdi. Büyük hükümetimizden beklentilerini çok iyi biliyoruz. Şebnem Bursalı, Bilal Erdoğan ve Mustafa Varank'ın ıstakoz sohbetinden habersiz grup toplantısı biter bitmez Erdoğan'a ulaşmak istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan grup salonunda arka odaya geçti. Bursalı o kapıdan içeri giremedi. Milletvekillerinin kullandığı kapıdan çıktı. Sonrasında Erdoğan'la görüştüğü ıstakoz paylaşımı nedeniyle özür dilediği iddiası var. Şimdi bunun üstüne eklenecek bir şey yok. İstakoz işte. Görüyorsunuz bayağı popüler oldu. İstakozdan yemek tarifleri falan bakıyorum Google'da da. Pek çok yerde var. Bilmiyorum seçim vaadi olarak istakoz vaat edecekler olabilir mi? Biliyorsunuz caiz de değil. Pek çok mezhepte. Bizde. Fakat buradaki bu eğlendiklerini görüyoruz. Bayağı eğleniyorlar. Yani bu eğlence doğrusu iyi bir şey, kötü bir şey değil. Yani eğlensinler. Biz de devam edelim. Ha ne diyordu bu arada Mustafa Varank? Niye içimiz sızlasın, kader denen bir şey var diyordu. Doğru, bence orada haklı, kader denen bir şey var. Onları suçlayamayız o konuda. Evet, bir tartışma yaşanıyor filan. Fakat bu hikayeyle ilgili de bakın bu hikayenin gittiği yer, bak aynı şeyi söyleyebiliriz. Hepiniz söyleyebilirsiniz. Kader denen bir şey var işte. Kimi zaman istakozla. 200 liraya ne oldu? Bakalım abi şimdi. Bu soru önemli bir soru. Çünkü ne olduğunu göreceksiniz. Ayrıca üstüne konuşacağız. 200 lira en yüksek banknot. Evet. Ne alabiliyorsun? 240 küsür tuttu. Yumurta, domates, kivi ve elma. 4 parça. Sadece temel ihtiyaçlarımız. 1000 liradan aşağı çıkamazsınız. Bazı şeyler gerçekten ülkemizde lüksün de lüksü oldu. Yani yaşamak bile belki de lüks oldu.
En temel ihtiyaçlar bile artık lüks tüketiciye göre. 200 lira en yüksek banknot ama değil bir kilo, bir kalıp beyaz peynir almaya dahi yetmiyor. 200 lira tedavüle girdiği yıldan bugüne kadar dolar karşısında tam 20 kat değer kaybetti. Tüketici ise o kaybı en çok market alışverişinde hissediyor. Bir pazara çıksan 2000 TL'den aşağı çıkamazsın. Kahvaltılık biber 150 TL, et dolmuş 800 TL, kıyma 550, 600. Ya Amerika'da 5 dolar ya. Onların 3000 dolar maaşları, bizim aldığımız 300 dolar. Ha, bu kadar basit. 200 TL çıktığı zaman döviz 131 dolar alıyordum. Şimdi 200 TL götüreyim, bana kaç dolar verecek? 6 dolar verecek. Ben sorarım ekonomi bakanına. Hani nerede ekonomi? Tüketici dolarla kıyaslıyor çünkü iğneden ipliğe her şeyin fiyatı dövizle birlikte artıyor. 200 lira en yüksek banknot olarak ilan edildiğinde, yani tam 15 yıl önce karşılığı 132 dolardı. Bugün 132 dolar 4295 lira. Bir tane küçük yoğurt, bir tane süzme peynir, bir de ayçiçek yağı. 340'tan fazla ödedim. 4 kiloya yakın yoğurt alıyordum. Şu anda aldığım yoğurdu göstereyim. Bakın. Küçücük. Yarım kilo et alamıyorsunuz. Evden adımınızı atıyorsunuz, 200 lira zaten gidiyor. Paranın değeri kalmadı. Eskiden alabildiğini artık alamıyor tüketici. 2009 yılında 6,5 kilo kıyma alınabiliyordu 200 lirayla. Kıymanın geçen yıl kilosu 250 liraydı. Bugün en ucuzu indirimde 470 lira. Aynı parayla alınabilen miktar her geçen yıl düşüyor. Geçen sene bugün geldiğimiz aynı markete yine geldik. Elimizde yine 200 lira var. Ne bir eksik ne bir fazla. Aynı marka, aynı gramajda ürünlerle sepetimizi doldurmaya çalışacağız. Bakalım istediklerimizi alabilecek miyiz, yoksa alım gücümüz düşmüş mü? Tüketici bugün 200 lirayla artık geçen sene alabildiği bir kalıp beyaz peyniri dahi alamıyor. Çünkü aynı marka, aynı gramajda beyaz peynirin fiyatı 230 lira. Geçen sene süt, siyah zeytin ve bir kalıp beyaz peyniri sepetine 217 liraya koyabilirken artık 407 lira ödemek zorunda. 200 liraya şu an aldım bir kilo kanat. Eşim de emekli, ben de emekliyim. Çalışması herhalde geçinemeyiz. En yüksek banknot bu 4 ürünü birden almaya yetmiyor artık. Onlu yumurta, 1 litre ayçiçek yağı, 1 kilo siyah çay, 1 kilo şeker için 315 lira 47 kuruş ödemek zorunda artık tüketici. Bir yıl önce ise bu aynı kalem ürünlere 203 lira ödüyordu. Bir kafeye gittiğim zaman sadece bir Türk kahvesi bile artık 140 lira. Yanında bir tatlı bile yiyemiyorum. Bir kahve içmek bile bana kendimi çok kötü hissediyorum. Şimdi haberde de gördünüz bilgileri ama bir kere daha altını çizmeme müsaade edin. İlk çıktığında bu 200 lira 132 dolardı. Hadi 130 diye yuvarlayalım. 200 lira 130 dolardı. Sonra bugün 6 dolar oldu. 6 dolara indi. Yani 130 dolardan 6 dolara düşmüş. Yani inmiş. Yani küçülmüş. Peki ekonomi nasıl büyümüş? Hep büyüyoruz diyorlar ya. Milli gelirimiz büyüyor, kişi başı gelirimiz büyüyor. Demiyor mu Cumhurbaşkanı Erdoğan? Önce ben ekonomistim diyor, biliyorsunuz. Sonra onu söylüyor. Gerçi artık ben ekonomistim demiyor. Demiyor değil mi arkadaşlar? Uzun zamandır duymadım. O zaman 132 dolar, 130 dolar, şimdi 6 dolar. Demek ki büyümemişiz, küçülmüşüz. En net göstergesi bu. O zaman 132 ya da 130 doların karşılığı 200 lirayken bugün 4295 lira. Yani bugün size 4295 liralık banknot lazım. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ekonominin gerçeği budur ve hepsini siz en sert şekilde hissediyorsunuz. En sert şekilde. Ve hepsinin kabahatlisi de yanlış kararlar verenler, o kararları verenler içindeki en yetkili olanlar. Türkçedeki en pahalı iki kelime. Ben ekonomistim. En pahalı dört kelime. Bu kardeşinize yetkiyi verin. Tabii şimdi gelelim. Bir de tabii o paralar gidince, ortada para olmayınca, ekonomi böyle küçülünce çalışana, emekliye, kimseye sürekli ara zam yok mesajı veriliyor. Göreceğiz bakalım var mı yok mu. Biz de sürekli hatırlatacağız. Ama arkadaşlar herhalde refleks olarak yani öyle hissetmişler. Bakın demin 200 lira vardı. Burada ekrana 100 lira koymuşlar. Bizim arkadaki bu fona. 200 lira koyamamışlar. Yani onlar hani ara zam olsa bile hani çok da olmaz diye düşünüyorlar anladığım kadarıyla. Beklentilerimizi bu kadar mütevazı tutmayalım.
O ara zam olacak. Emeklilerimiz başta olmak üzere enflasyonun ücretli kesimde yol açtığı sıkıntıları biliyoruz. Sayın Bakan, Sayın Kısa, bir ara zam beklenir mi? Özellikle asgari ücretli zam. Yok efendim, yok hayır. Öyle bir sürü bir konu gündeyimizde yok. Başta nasıl bir karar aldıysa şu an süreçte bu ara zam olmayacak. Çok kızgınım. Geçinemiyorum. Ben sürekli içeri giriyorum. Sürekli içeri giriyorum. 100 bin lira yakın borcum var. Cepte para yok. Bak benim aldığım maaştan hepsi bu. Toplasak 1200 lira param 1200. Var. Hatta şu anda da bankaya da borçlandım. Ev kirasını vermek için kredi çektim mecburen. Nasıl yatıracağım? Ben bu parayla bir ay nasıl geçineceğim? 20 yıldır asgari ücretle çalışan Hasan Yıldırım cebindeki 1200 lirayla ayı nasıl çıkaracağını kara kara düşünürken Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliler ve ücretlilerin sıkıntılarını biliyoruz dedi. Ama sabahında Çalışma Bakanı asgari ücrete ara zam yok dedi emekliye de. Zaten Temmuz ayında hem enflasyondan ya da sözleşmeler kalemden farklar mutlaka emekli aylıkları yansıtılacak. Yasal hakkımız zaten 6 ayda bir yapılan zam. Normal memura verilen seyahatlerden 8 bin lira zam mı biz de istiyoruz. Ne şey yok yani vermiyorlar. Asgari ücreti herhangi bir ara zam vesaire düşünmüyor. Her şeye zam var, asgari ücrete yok hafızı. Yemin ederim. Ben kurbandan kurbana görüyorum yani eti. Asgari ücret kaç para? 17 bin 2 lira. Etin kilosu 700 milyon. Bak ben 12 saat çalışıyorum. Bir kilo et alamıyorum o yövüm yeme. Savaş İmran gibi milyonlarca asgari ücretlinin beklentisi Temmuz'da ara zam. Ama iktidar 2024 Aralık ayına kadar zam yok diyor. Tavrımız palyatif tedbirlerle günü kurtarmak yerine enflasyonu düşürerek kalıcı refah artışını sağlamaktır. Asgari ücret 17 bin 2 lira. Türk İş'in Mart ayı açlık sınırının tam 209 lira üstünde. Ama 54 bin 700 lira olarak açıklanan yoksulluk sınırının 37 bin 698 lira altında kaldı. Ve enflasyon kontrol altına alınamazsa ya da ara zam yapılamazsa bu fark giderek açılacak. Bir yıl zamsız geçmez. Yani kesinlikle Temmuz ayında en az %50-55 bandında bir zam beklenmesi gerekiyor. Merkez Bankası da 5 Nisan'da iktidara yazdığı mektupta ara zam yapılmamıştı. Olmamasını tavsiye etmişti iktidara. Ama ilk 3 ayda gerçekleşen %14,39'luk enflasyonla asgari ücretlinin kaybı 1683 lira oldu. 10 bin lira maaşla geçinmeye çalışan emeklinin durumu daha vahim. Enflasyonla maaşlar eriyor ama iktidar asgari ücrete de emekli maaşına da ara zam yok diyor. İşte yok diyorlar ama bizi düşünmüyorlar işte. Biz sıkıntı yaşıyoruz. Hepsinin milyarlarca kazancı var. Eski Hazine ve Maliye Bakanı olarak Merkez Bankası'nın zararını soracaktım ama. Bir şey olur mu? Yönetimden sorayım. İktidar emekliye ara zam yok derken Merkez Bankası'nın kur korumalı mevduat sisteminden kaynaklı 818 milyar liralık zararı sorusuna Nurettin Nebati yönetime sorun yanıtını verdi. Yönetime sorun. Ben nereden bileyim? Yönetime sorun. Nurettin Bey de şu zararın bir bölümünü karşılasın. Yani gündeme getiriyorum. Yani öyle var mı öyle? Efendim siz de yiyip içelim, biz de gülüp geçelim. Var mı öyle? Var mı öyle? Bu icat diye önümüze konan ve bu kadar zararın önemli bir bölümünü oluşturan şu kur korumalı mevduat hikayesi. Gözlerdeki ışıltıyla gündemimize geldi. Sonra 6 ay uyuyalım dedi Nurettin Nebati. Bir daha da uyanmadı zaten. Ha, kıymetli izleyicilerimizden mesajlar. Ha, bu arada şunu da söylemek lazım. Bu ara zam değil, ara gaz verecekler bu ara. Bu enflasyon farkı da ara zam değil, bir ara zam. Gerçekten alım gücünü artıracak bir ara zam yapılması lazım. Ve bunu unutturmamak için elimizden geleni yapacağız. Öte yandan kıymetli izleyicilerimizden mesajlar. Ha, istikozcu vekil istifa etsin demiş bir izleyicimiz. Aman efendim yapmayın, yapmayın. Kabuklu kabuksuz böyle şeylerden dolayı. Yani kabuklu kabuksuz meselesinden istifa olur mu? Olmaz, olmaz. Zaten yeterince. Bir de bir şey söyleyeyim size. Gökhan Arıkan çekti o haberdeki görüntüleri. Ellerine sağlık kameramanımız. Kadınlar yemeklere kalpleriyle bağlanırlar. Dolayısıyla bakın bu önemli, bu Charlotte Drachman isimli biri söylüyor bunu. Neden büyük kadın şefler yok? Önemli bir yazardır bu konuda. Charlotte Drachman diyor ki bakın kadınlar yemeklere kalpleriyle bağlanır. O yüzden çok fazla üstüne gitmeyin. Yani onun ıstakozla arasında öyle duygusal bir bağ olabilir.
O bakımda konu o değil. Konu israfın bir sembolü oldu ama ondan çok daha fazlasını gömen dünya kadar iktidar mensubu var. Şimdi geldik bir miktar öğretmenler için bir miktar atama vaadine. Susma Aykın, 100 bin artı. Biz öğretmen sayımız, ihtiyacımız, onlarla beraber oturup Sayın Cumhurbaşkanımızı değerlendireceğiz. Öğretmen atamaları fazla uzamayacak. Yakında bir miktar atama yapacağız. Dünyada baş öğretmen ünvanına tek lider Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var. Toplumların uygarlık düzeyi öğretmenlere verdiği değerle ölçülür diyor. Siyasi iktidarın öğretmenlere verdiği değerin ne olduğunu gösterir bir söz, bir miktar. Hani sanki yemeğe tuz katıyor yani. Yüz binlerce öğretmen atama müjdesi beklerken Cumhurbaşkanı Erdoğan bir miktar ifadesiyle atama yapılacağını söyledi. Sayı ya da tarih vermedi. Milli Eğitim Bakanı da. Şimdi rakam vermek doğru olmaz. Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor. Sayı onu da zaten Sayın Cumhurbaşkanımız. O sayı şöyle. Peki efendim. Tamam. Ücretli öğretmenler sayısının 90 bini bulduğu söyleniyor. Yani durum şu. Bakan bakana. Bakan Cumhurbaşkanı'na, Cumhurbaşkanı tekrar bakana ama bakıp da gören, anlayan, duyan yok. Bu halkın geleceğini düşünen yok aslında. Önlüğümüz evlerimizde çürüyor. Artık atasınlar ya. Gerçekten çok yorulduk. Şu andaki net ihtiyacımız 68 bin öğretmen ihtiyacımız var. Eylül ayında eğitim öğretim 68 bin öğretmen açığıyla başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 2024 Şubat ayında öğretmen ataması yapılacağını söylemişti. Şubat ayı bahar eğitim öğretim yılı başlarken öğretmen arkadaşlarımızı ailemize dahil etmiş olmayı planlıyoruz. Şubat, Mart geçti, Nisan geldi, atama yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih vermeden bir miktar atama yapacağız dedi. 80 bin civarında ücretli öğretmen var. Siz her yıl 100 bine yakın ücretli öğretmen çalıştıracaksınız ama atama bekleyen öğretmenlere geldiğinde de bir miktar diyeceksiniz. Ya bu nasıl bir aymazlıktır yani? Cumhurbaşkanımızı bir değerlendirmeyeceğiz. Sayı açıklayacak. Hazine ve Maliye Bakanımızın dolması lazım bu toplamda. Gerçekten bir müjde olsaydı, İhtiyaç kadar, talep kadar bir atama olacak olsaydı Cumhurbaşkanı gür sesiyle biz 100 bin öğretmen alacağız derdi. En son 2023 Mayıs ayında 45 bin öğretmenin ataması yapılmıştı. Cumhurbaşkanının bir miktar dediği yeni atama ne zaman olacak belli değil. Atanacak öğretmen sayısı da. Milli Eğitim Bakanı'nın protokole karşı zor anları. Protokol antik Yunanca'dan geliyor. Merak eden açıp baksın efendim sözlükten. Şimdi geldik teleferik konusuna, ihmalin itirafı. Allah'ım. Antalya'daki teleferik kazasının ardından tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz için cezaevine yürümek isteyen CHP'li heyetin karşısında jandarma vardı. Yürüyüşe izin verilmedi, açıklama yapıldı. Tutuklular arasındaki otomasyon amirinin ifadesi ise ihmali işaret etti. Seçimler dolayısıyla 159 kalem işten 19 kalemi yapıldı. 159 kalem içerisinde yerine getirilmeyen eksiklikler seçimlerden sonra tamamlanacaktı. El salla. Panik atak birisi olsa var ya o an. Oğlum, Asil. Oğlum. 600 metre yükseklikte Sarp kayaların üzerinde havada asılı kaldılar. Ramazan bayramının son günü. Antalya Konya altı Tünektepe Sarısu hattında çalışan teleferikten geldi kaza haberi. Teleferik direği bağlantı yerlerinden kırıldı. Kabinlerden biri yere çakıldı. Bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. O kabindeki 7 kişi de yaralandı. Diğer kabinlerde mahsur kalan 174 kişi ise tam 23 saat boyunca kurtarılmayı bekledi. Şimdi birazdan sizi indireceğim. Yalnız biraz sıkıntılı bir işlem. Benim üzerime alacağım sizi. Tahliye tamamlandıktan sonra bilirkişi olay yerinde inceleme yaptı. Ön rapora göre denetim, bakım ve onarımda kusurların olduğu ortaya çıktı. Kazayla ilgili 5 kişi tutuklu. Tutuklu otomasyon amiri Serkan Yellice de ifadesinde yerel seçimler nedeniyle 159 kalemden oluşan bakım onarım çalışmasının sadece 19'unu yapıldığını söyledi. 2017 yılından bu seneye kadar ağır bakımlar eksiksiz yapılmıştı.
Mart ayında yerel seçimler olduğu için her sene rutin yapılan ağır bakım işlemlerinin bölünerek yapılacağına kanaat getirdi. Mühendis Okan Erol bana teleferiğin bakıma gireceğini, 19 Şubat'ta kapatılacağını, 5 Mart'ta açılacağını söyledi. Eksiklikler giderilmeden tesisin açılması emrini veren kişi Ahmet Buğra Samsunludur. Samsunlu, teleferiğin bakım onarım işlerini yapan şirketin genel müdür vekili. İddiaya göre yerel seçim nedeniyle bakım işleri ertelendi. O da tutuklular arasında. CHP heyeti de tutuklu Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz için cezaevi önünde açıklamada bulundu. Türkiye'nin ikinci partisinin yöneticilerine sesleniyorum. Bu gidişat gidişat değildir. Milletin sabrını zorlamayın. Mesut Kocagöz yalnız değildir pankartıyla cezaevine yürümek isteyen partililer jandarma engeliyle karşılaştı. Evet, bir kıymetli izleyicimiz emekli diyor ki emekliye ara zam var, bu bizim yasal hakkımız, yok demeyin demiş. Efendim, ara zam değil o, o enflasyon farkı. Ara zam yok diyen de biz değiliz, zaten almak için uğraşıyoruz. Enflasyon farkı zam demek değildir. Enflasyon farkı yasal hakkınız, evet zaten alacaksınız. Onun üzerine bir de ara zam talep ediyoruz. Sizin için. 23 senedir adaleti arayan baba sonunda usanmış, vatandaşlıktan çıkmak istiyor. 23 sene mahkeme olamaz. 24 hakim değişti. 96 duruşma yapıldı. Ya adaleti sağlayın ya da vatandaşlıkta çıkarın. Yıllarca kızını sırtında taşıdı mahkeme salonlarına. Yargı kararını veremeden kızı hediye hayata gözlerini yumdu. 23 yıldır adalet arıyor Alican Demir Polat. 2001 yılında evinin önünde oynarken geçirdiği trafik kazasıyla engelli kalmıştı hediye Demir Polat. Sürücü ceza alsın diye yıllardır uğraşan babası umudunu kaybetti. Adalet olmayan ülkede yaşayamam dedi. İçişleri Bakanlığı'na Türk vatandaşlığından çıkmak için başvurdu. Adalet bağımsız olduğunu biliyordum. Maalesef bağımsız olmadığını farkına vardım. Türkiye Hediye Demir Polat'ı bu fotoğraf karesiyle hatırlıyor. 2001'de Aydın'da evinin önünde oyun oynarken otomobil çarptığında henüz 5 yaşındaydı. O kazayla fiziken ve zihnen %97 engelli kaldı, yatağa mahkumdu. Ona çarpan sürücü H.Y. ise olay yerinden kaçtı. Bu kişinin damadı savcıymış. Hastanede %90 feş olmuş bir çocuğa 7 gün iş görmez raporu vermişler. Adli tıpsa kızın son durumu ile kaza arasındaki ilişki kurulamadığını, olayı ispat edecek belgelerin de temin edilemediğine dair rapor tuttu. Acılı baba hak mücadelesine her duruşmaya giderken sırtını aldığı kızıyla devam etti. Ancak Hediye 19 yaşına geldiğinde adaleti göremeden hayatını kaybetti. Çocuğum öldü. Adalette ararken tazminat davası açtım. Savcı beni tehdit etti. Hakim de beni cezaevine attılar. Evime haciz koydu. Yıllar yılları kovaladı. Duruşmada hakime bağırınca cezaevine bile girdi Alican Demir Polat. Diğer sürücü ise hep tutuksuzdu. 20 yılın sonunda 2021'de dava sonuçlandı. Demir Polat'a sadece 210 lira maddi, 1000 lira manevi tazminat ödenmesine karar verildi. Tüm mahkeme masrafları da acılı babaya yüklendi. Ödeyemedi, evine haciz geldi. Kızı için mücadeleye devam edecek gücü kalmadı. Adaleti bulamadığı Türkiye'de vatandaşlıktan çıkmak için İçişleri Bakanlığı'na başvurdu. Ben adalet arıyorum. Tarafsız bir yargı istiyorum. Şimdi çölde sel felaketine bakalım. Körfez ülkelerini aşırı yağış ve sel vurdu. Yollar su altında kaldı, havalimanı göle döndü. Onlarca kişi hayatını kaybetti. Küresel ısınma ve iklim değişikliği Körfez ülkelerini de vurdu. Son dönemde yaşanan sel felaketlerine bir yenisi eklendi. Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman son 75 yılın en şiddetli yağışlarına yenik düştü. Bir yıllık yağış 12 saatte yağınca her yer su altında kaldı. Yağışlardan en fazla etkilenen yer Dubai oldu. Evleri, iş yerlerini, metro istasyonlarını su bastı. Yüzlerce araç yolda kaldı.
En çarpıcı görüntü uluslararası havalimanından geldi. Adeta göle dönen havalimanında uçuşlar iptal edildi. Pistte ilerlemeye çalışan uçak ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Selden hayvanlar da etkilendi. Dubai polisi bir aracın kapı koluna tutunan kediyi kurtarma görüntüsü paylaştı. Okey, aşkım. Sel felaketinde Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir, Umman'da en az 20 kişi hayatını kaybetti. Evet, şimdi bir ara, sonra bir dakika bölümünde buradayız. İşte bir miktar olsa iyi ama bunlarınki aşırılık. Üstelik şuursuz bir aşırılık. Victor Hugo, ünlü yazar, aşırılık için şunu söylüyor. Bir şeye zarar verecek kadar o şeyin taraftarı olmak. Mesela aklıma Nicola Bedo'nun yönettiği bir film geldi. Belle Époque, Güzel Çağ. Orada Guillaume Cadet, o da çiftçi bir arkadaşımız. Guillaume Cadet oynuyordu, çok iyi bir aktördür. Onun ilk sahnelerinde görebilirsiniz mesela o film, Belle Époque. Efendim bizden sonra Şahane Hayatım Var. Yeni bölümüyle. İyi seyirler dilerim. Yarın görüşmek üzere.